hoş bir hanımefendiyle sohbet etmek istemiş olamaz mıyım yani? Olabilirsiniz de. Yalnız ben sizin bildiğiniz hanımefendilere benzemem. Üstelik de evliyim. Tamam canım, hemen kızmayın. Belli ki Şebnem size çekmiş. O da aynı sizin gibi. Doğru. Ne söyleyeceksiniz söyleyin artık. Kızınıza iletmenizi istediğim bir mesajım var. Yalnız şu anda çok enteresan bir ortam var burada. Yani birbirimize fal baksak tuhaf kaçmayacak. Tuhaf kaçar. Melisa tuhaf kaçar canım. Gerçi Şebo Reis'in artık fala mala ihtiyacı kalmamış, baksana. Ayrıca burada Mesut nasıl görünsün bu koyu lacivert bardaklarda? Melisa, sen onuruna da kavuştun. Ne istiyorsun acaba daha, hı? Şebo Reis, sen yine kelime oyunu mu yapıyorsun? Yani onurun falan derken. Bana Melisa olduğumu hatırlatmaya mı çalışıyor? Melisa? Güzelim, ne ilgisi var bununla bunun? Lütfen yapma. Ay ne bileyim, bu kızdan her şeyi bekliyorum ben. İşte ne güzel. Şebnem boşandı, artık önünde yepyeni bir hayatı olacak. Sen Onur'la birlikte bebeği büyüteceksin. Ben de işte görebilirsem iki oğlumla birlikte bir arada olacağım. Efendim, Komiser Yılmaz Bey geldiler. Aysel Hanım merhabalar. Soruşturmayla ilgili sizi bilgilendirmek için geldim. Buyurun efendim. Şebnem Hanım, sizin de burada olmanız gayet iyi oldu. Ne oldu Yılmaz? Bir şey mi buldunuz? Evet. Suikaste kullanılan motoru bulduk. Yapılan adli incelemeler neticesinde suikast girişiminde bulunan kişinin Demir Gümüşçü olduğu kesinleşti. Ne olacak şimdi peki? Arama kararı çıkartmıştık zaten. Bulunur bulunmaz cinayete teşebbüsten tutuklanacak. Peki emin miyiz yani, parmak izi falan her şey var mı yani kesin? Evet efendim. Bütün incelemeler bunu gösteriyor. Öyle değildi. Demir yani. Bu kadar nefret dolu değildi. Beni beklerken oldu. Beni beklerken. Hep söz verdim ona. Gelecek yıl dedim, gelecek yıl birlikte olacağız. Bir daha hiç ayrılmayacağız dedim. O gelecek yaş gününde dedim, birlikte olacağız. Gelecek, o gelecek hiç gelmedi. Hiç. 30 yıl boyunca benden haber bekledi. Seni seviyor ama. Gerçekten mi? Öyle mi söyledi? Yani öyledir. Kendimden biliyorum. Öyle. Mesela ailemi bir daha göremeyeceğim zannediyordum ben. Biri bir gün gelecek.
öldüler diyecek. Ben de zaten benim için hiç yaşamıyorlardı ki diyeceğim. Öyle deyip geçeceğim diye düşünüyordum ama. Ama düşündüğün gibi olmadı değil mi? Öyle olmadı. Yani öyle olmuyor. Çünkü ne bileyim, çocuklar ailelerini öyle kolay kolay vazgeçip silemezler. Merak etme. Emir de senden vazgeçemez yani. Demir haklıydı aslında. Ben hayatımın tamamını hep Onur için yaşadım. Hep Onur'u seçtim. Demir geri kalan kırıntılara razıydı. Razıydı, onu bile vermedim, veremedim. Onun o karanlık yüzü o yüzden oldu. Benim yüzümden. Tamam, suçlama artık kendini. Senin bir günahın yok, bir suçun yok. Suçlama kendini artık. Yok. Yok Şebnem, ben hiç iyi bir anne olamadım. Hiç iyi anne olamadım. Hiçbir yere sığdıramadım bu çocuğu. Çok iyi bir annesin. Ben eminim ki onunla olamadığın her gün acı çektin, kahroldun. İyi biliyorum. Ayrıca o kadar mazimiz var. Yani ne kadar iyi bir anne olduğunu biliyorum. Onur'u korumak için. Bana yapmadığını bırakmadın. Unutma. Seni de bir anne yaraladı değil mi? Değil mi? Ama benim torunlarım çok şanslı. Çünkü sen mükemmel bir anne oldun. Ve eminim ki ömrünün sonuna kadar da harika bir anne olacaksın. Tamam artık, ağlama. Ay. Affettim ben Demir'i. Sen de affettin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.